Geleceğimiz olan çocukları sırf susturmak için tablet veren biz büyükler ileride bizi susturmak için neler yapmazlar? ABD'de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünler internetten satışa çıkarıldı. İşte kan donduran iddianın detayları. Sözü fazla uzatmadan hadi başlıyoruz. Sizler ve sizden sonrakiler için kalıcı ve faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Siz de kanalımıza ücretsiz olarak abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşmanız da bizim için çok önemli. Hadi videoya devam edelim. ABD'de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünlerin on binlerce dolar fiyatla Wayfair'de satışa çıkarılması sosyal medyanın gündem maddesi haline geldi. Patlak veren skandal olayın ardından dünyaca ünlü e-ticaret sitesi üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddia edildi. 2002 yılından beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli bir e-ticaret sitesi olan Wayfair, ABD'de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünleri satmasıyla tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Dünya genelinde sosyal medyayı sallayan iddialara göre e-ticaret sitesi üzerinden çocuk ticareti yapılıyor. Üstelik bu iddialar oldukça sağlam kanıtlara dayanıyor. Wayfair'den açıklama geldi. Bir de bunun yanı sıra ünlü oyuncu Tom Hanks hakkında da ilginç bir iddia söz konusu. İşte bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Wayfair skandalı ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda Wayfair üzerinden satılan lüks dolaplara, çekmecelere, yastıklara ve diğer ürünlere kaybolan çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde fiyatlarla satıldığından bahsediliyor. Wayfair'de kayıp çocukların isimleriyle listelenen ürünlere on binlerce dolar ücret isteniyor. Örneklerle açıklamak gerekirse gördüğünüz görsel Wayfair'de satılan iki kapılı basit bir dolabı gösteriyor. Başka sitelerde 300 dolara satın alınabilen ancak Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Annabelle 5 ismiyle listelenen bu dolabın ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Annabelle Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor. Benzer şekilde gördüğünüz görselde ise aynı dolap bu kez Samia 5 adıyla 12.899,99 dolardan listeleniyor. Bu dolabın isminin ise Ohio'da kaybolan 17 yaşındaki Samia Mumin adlı bir başka çocukla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Wayfair'de kayıp çocukların isimleriyle listelenen ürünler bu kadarla sınırlı değil. Site üzerinde yine kayıp çocukların isimleriyle satışa sunulan ve on binlerce dolar ücretle istenen birçok ürün bulunuyor. Bu ürünlerden bir diğeri ise 10.46,99 dolar fiyatla listelenen bir yastık. Yalnızca tek bir yastığa ya da basit bir dolaba bu kadar ücret istenmesi ise sosyal medyada dolaşan iddiaları bir hayli güçlendiriyor. Ürün isimlerinin şebeke içi şifreleme tekniği olabileceğinden şüpheleniliyor. Geçtiğimiz gün ABD'de patlak veren skandal olay kısa sürede dünya genelinde büyük ses getirdi. Basit bir yastık ya da başka bir sitede 300 dolara listelenen bir dolap için on binlerce dolar istenmesi, üstelik bu ürünlerin her birinin kayıp çocuk isimleriyle listelenmesi, ürün isimlerinin şebeke içi bir şifreleme taktiği olabileceğini akıllara getirdi. Skandal olayın patlak vermesinin ardından binlerce kişi Wayfair'de yer alan şüpheli ilanların şifrelerini çözüp sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bir örnek vermek gerekirse gördüğünüz görselde de görebileceğiniz üzere Wayfair'de 99 bin dolardan istenen ve hiçbir özelliği olmayan iki duvar tablosunun ürün kodunu Yandex'te aratınca küçük bir kız çocuğunun fotoğrafları çıkıyor. Konuyla ilgili Wayfair'den açıklama geldi. Olayın patlak vermesinin ardından son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri söz konusu ürünlerin makul fiyatlarla listelenen endüstriyel ürünler olduğunu ancak sistemde bir problem oluştuğunu ve ürünlerin silineceğini söyledi. Bu noktada işin garip tarafı fiyatı düşürülen ürünlere girip isim bölümüne kaçırılan çocukların isim ve soy ismi yazıldığı anda sistemin otomatik olarak tekrar on binlerce dolar yazmaya başlaması. Bir Twitter kullanıcısı bunun Wayfair'in kodlama algoritması olduğunu ve sistemin bu şekilde yazıldığını söylüyor.
Wilfred'i de Neria, Yarissa, Olivia ve Samia gibi kayıp çocukların isimleriyle listelenen pek çok ürüne şu anda ulaşılamıyor. Sosyal medyada yankıları halen devam eden skandal iddialarla ilgili ilerleyen günlerde yeni bir gelişme yaşanırsa mutlaka sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir de Wilfred'in çocuk kaçakçılığı skandalında Tom Hanks'in de rolü olduğu iddia edildi. Şunu da altını çizmek isterim ki bunların hepsi bir iddia. Doğruluk payı size kalmıştır. Sizce bu olanlar gerçek mi? Gerçek ise şaşırılmalı mı? Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Yorum kısmından belirtebilirsiniz. Ha bu arada Twitter'da da bu yazı dikkatimi çekmişti. Onu da size ileteyim. Olayın aslı şöyle diyor Twitter'da. Ürünün tanıtımına şifreli şekilde yaşını, özelliklerini yazıp fahiş fiyatlarla satılması birinin dikkatini çekiyor ve ürünün adı kaybolan çocukların ismiyle aynı olduğunu fark ediyor. Sonrasında kodu arattığında çocuk pornolu sitelere girildiğini görüyor. TSE ya da Etsy adlı sitedeyiz. Şimdi bu sitede bir hesap aratacağız. Şu nick ile bakalım karşımıza ne çıkacak, hemen görelim onu. Bakın bir hesap çıktı karşımıza. Şimdi bu hesabın satışa sunduğu illüstrasyonları, çocuk illüstrasyonlarını göreceğiz hemen. Astronomik rakamları görüyoruz burada. TL karşılığına çevrilmiş halde. Ve bunlar çok fazla. Ve gördüğünüz üzere de aslında sanatsal bir ifade de değiller. Çok basit çizilmişler. Adeta bir fotoğrafın sadece çizgi film versiyonu gibi çizilmişler bunlar karşımıza. Getirilmişler. İnsan şüphelenmeden edemiyor. Bu kadar iğreti bir çalışma nasıl sanat olabiliyor ve onu da geçtik. Bu kadar iğreti bir çalışmaya bu kadar astronomik ücretler nasıl verilebiliyor? Elmas ile kömür aynı karbon sayılarına sahip. Kömüre bu yüzden kara elmas derler. Ama moleküler yapıları farklı. Bir de insanı düşünelim. Aynı topraktan yaratıldı. Ama ahlak, merhamet, vicdan gibi bağlar onun asıl kimliğini belirler. Kimi insan olur, kimi kara insan. En güzel emanetsiniz. Selametle. Sizler ve sizden sonrakiler için kalıcı ve faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Siz de kanalımıza ücretsiz olarak, abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşmanız da bizim için çok önemli.